Evet, şu an beklediğimiz an geldi. Sanıyorum Sayın Genel Başkanımız, hatta efendim buyurun, sizi dinliyoruz. Merakla sizi dinliyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Merhaba, iyi geceler. İyi geceler başkanım. Hayırlı geceler efendim. Allah hepimize hayırlı Ramazanlar geçirmeyi nasip etsin inşallah. Amin, amin. Öncelikle tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımın başı sağ olsun, başımız sağ olsun. Geliyor değil mi ses? Evet, dinliyoruz. Buyurun, 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 dinliyoruz. Buyurun. Evet, zor günlerden geçtik. Öncelikle tüm aile bireylerime teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu önemli göreve, bu kıymetli göreve bizi layık gördüler, sağ olsunlar. Bütün aile bireyleri hep bir ağız, hep bir yürekle benim genel başkanlığı almam konusunda ittifak içinde oldular, sağ olsunlar. En büyük destek bu konuda ailem oldu. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Daha sonra bütün parti teşkilatı mensubu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Önemli bir görevi üzerimize aldık. Allah'ın izniyle bu görevi taşıyacağız. Tabii bu süreçte zorlu günlerden geçiyoruz. Babamızı kaybettik, dünyamızı kaybettik diyebiliriz tabiri caizse. Allah bize de bu vuslatı inşallah hayırlısıyla nasip etsin. O çok güzel bir hayat yaşadı. Hepimizin önünde bir hayat yaşadı. Biz buna çok defa şahit olduk. Ki bu kanal ekranlarında, bu Meltem Medya Grup ekranlarında da diğer bütün siyasi parti liderlerinin ve mensuplarının, hatta dünyanın dört bir yanından insanların bu kaderi yaşadığına şahit olduğunu gördük. Bunu tanıdığını, bunu bildiğini gördük, gözlemledik. Herkes anlattı. Hakikaten Allah rızası için, Allah davası için bir ömür yaşadı merhum genel başkanımız Sayın Profesör Doktor Haydar Baş. Ve son nefesine kadar da kendi de söylüyordu, biz son nefesimizi siyaseti son nefesimiz için yapıyoruz derdi. Son nefesine kadar da bu davasını, bu azmini, bu kararını sürdürerek bu meşaleyi taşıdı ve ebedi aleme göç etti. Kendisini uğurladık. Allah şefaatlerine bizleri nail kılsın inşallah. Tabii bir 20 günlük, hemen hemen 25 güne yakın bir süreç yaşadık kendisinin kaybından sonra. Artık yavaş yavaş siyasi çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Bunun mesajını da şimdiden vermiş olayım burada tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımıza. Onun bize emanet ettiği davayı, onun bize emanet ettiği fikirleri Allah'ın izniyle bütün dünyada iktidar edeceğiz. Çünkü o, biz biliyoruz ki dünyada bir tek aç çocuk, bir tek aç çocuk, bir tek aç insan kalmasın diye bir milli ekonomi modeli yazdı. Ve biz dünyada bir tek aç insan kalmasın diye bu milli ekonomi modelini, ki şu anda dünyada kendisi bunu çok defa söyledi. Millet de bunu anlamaya başlamıştı artık hakikaten son dönemlerde. Dünyada 4,5 milyarlık bir nüfusun yaşadığı coğrafya toplamında bu fikirler, bu modeller uygulanmaya başlamıştı. Biz bunu bütün dünyada iktidar kılana kadar, son nefesimize kadar inşallah bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bunu yaşatmaya devam edeceğiz. İnşallah. Görüyorum Selim Bey orada. Selim abiden bir iki bahisle bahsetmek istiyorum. Kendisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Türkiye Partisi'nin belediye başkanlığı adaydı, süreci yürütmüştü. Herhalde tüm Türkiye'de tanınmasına, bilinmesine en çok vesile olan süreçte o seçim süreciydi. Çok maceralarımız oldu kendisiyle. Çok güzel anılar yaşadık. Genel Başkan o zaman bizi çok yanına çağırıp çok öğütlerde bulundu, çok projelerini anlattı. Selim Bey de bu projeler ışığında gerçekten müthiş bir seçim kampanyası yürütmüştü. Akabinden Meltem Medya Grup Başkanlığı'nı Selim Bey'e tevdi etmişti babam. Kendisi de gerçekten yaşadığı dönemde babamın layıkıyla bu görevi sürdürdü ve müthiş çalışmalar ortaya koymuştu. Gerçekten kendisi, bakıyorum babamın bize emanetleri nedir diye düşündüğümde, evet, bize davasını bıraktı, fikrini bıraktı, kurumlarını bıraktı, birbirimize emanet bıraktı. Selim abiyi bıraktı, Ahmet abiyi bıraktı, Bilal abiyi bıraktı, Okan abiyi bıraktı, Hüseyin'i sizlere emanet bıraktı. Hepimizi birbirimize emanet olarak bıraktı. Ve bu emanet ışığında Allah'ın izniyle çok büyük işler başaracağız. Selim Bey, Meltem Medya Grup Başkanlığı'ndaki başarılarına duam, temennim odur.
O benim genel başkanımda çok arkamda durdu. Çok kendisine gerçekten çok şükranlarımı buradan yüzüne karşı da tabiri caizse söylemek istiyorum. Ben de her anlamda inşallah onun arkasında olacağım. Ve bundan sonra bu davamızı taşımaya, çalışmaya, çalıştırmaya devam edeceğiz. Çünkü niye? Çünkü genel başkanımızın da söylediği gibi biz siyaseti son nefesimiz için yaptık ve yapacağız. Kimse umuda kapılmasın. Biz alınıp satılan insanlar asla olmadık ve bu dakika itibariyle asla alınıp satılan insanlar olmayacağız. Biz davamızın kişiliği için, o ete kemiğe bürünmüş kişilik için asla dünyevi herhangi bir menfaat için koşmadık, koşturmadık. Yanında olduk. Bu dakikadan sonra da her zaman hakkın yanında, haklının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu noktada partimizin de yeni bir kararını da buradan hemen tüm teşkilat mensubu arkadaşlarım da muhtemelen şu saatlerde Meltem Medya grubunu izliyordur. Açıklamak da isterim. Teşkilat başkanlığı görevimizi kabul edip taşımayı kabul edip üzerine alan Lütfullah Önder kardeşimize de çok teşekkür ediyorum. Görevinde, yeni görevinde başarılar. Hayırlı Allah'tan olsun. Niyaz ediyorum. Kendisi rahmetli babamın son bir süreci vardı. Birkaç yıl boyunca çok yakınında oldu. Kendisiyle çok yakın mesai geçirme fırsatı buldu ve tüm Türkiye teşkilatında da tanınan, bilinen, sevilen bir kardeşimizdi. Biz de bu görevi, teşkilat başkanlığı görevini onun layıkıyla yürütebileceğine inandığım için onu yeni görevine atamış olduk diyelim. Kendisi de bunu kabul etti. Sağ olsun. Onun için de hayırlı uğurlu olsun dileklerimi şimdiden ona da iletmiş olayım. Bütün teşkilat mensubu arkadaşlarım da ilk defa Meltem Medya grubu üzerinden bu haberi almış oluyorlar. Yani siyasi çalışmalarımız devam ediyor. Merhum Genel Başkan Profesör Haydar Baş'ın anlattığı fikirler, yazdıkları, anıları, fikirleri, davası ışığında çok kıymetli çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bu Türkiye'deki genel sokağa çıkma yasakları, karantina durumları, Covid durumları, inşallah milletimizin başından da bu bela bir an önce kalkar ve biz de millete, Türk milletine ve tüm dünyaya hakkı, haklıyı, doğruyu, güzeli anlatmaya başlarız diye umut ediyorum. Bunun yanı sıra daha çok yeni aldığım bir haber oldu. YKS bir ay öne alınmış. Yani bununla ilgili bir iki de cümle etmek istiyorum müsaadenizle. Buyurun, çok da vaktinizi de almayayım. Ancak, estağfurullah. Yani 30 gün öne alındığını duydum. 84 gün çalışma süresi kalan öğrenci kardeşlerimize 54 gün çalışma süresi bırakılmış oldu. Hani yarını alsaydınız diyeceğim, herhalde soruları hazır değil. Bu yüzden yapmadılar. Türkiye'de son dönemlerde artık her şey gece 12'ye 2 saat kala karar alınmaya başlanmış gibi bir durum var. Yani iktidar partimizin de artık olayları planlayıp programlayıp o şekilde hayata geçirmelerini tavsiye edeyim buradan da bu ekranlar üzerinden. Burada da hemen Selim Bey de oradayken iliştirmiş olayım. Kendisinin de iki tane oğlu, çok da yakından tanıyorum kendilerini. Aslan gibi çocuklar. Türkiye'de ilk 50'ye girmiş çocuklar. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde eğitim görmüş çocuklar. Bizim teşkilat mensubu arkadaşlarımızın da çok başarı elde etmiş, Türkiye'de her yıl dereceler çıkaran kardeşlerimiz oluyor. Bu sıkıştırılmış sınav döneminde diyelim, kendilerine de başarı şimdiden Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah güzel başarılar elde ederler. Ancak şunu da söylemeden edemeyeceğim. Babam hep şunu söylerdi. Bu sınava giren çocukların, hani Galatasaray Lisesi'nde okuyan çocukla İşte Sarıtaş İlkokulu'da okuyan çocuk nasıl aynı sınava girebilir? Bu nasıl bir mantıktır diye söylerdi. Evet, çocukların kaderlerini belli saatlere, belli günlere bağlayıp bütün bir hayatlarını şekillendirmek bence de çok yanlış bir duruştur. Genel Başkanımız bunu çok defa söylemişti. Sınavsız bir üniversite kazanımı olacağını ilk defa Türkiye'de seslendiren kişiydi. Biz bu fikrin de, bu davanın da arkasındayız. İnşallah bizim dönemimizde de sınavsız üniversiteyi hayata geçireceğiz ve bu gencecik çocukların kaderini 3-5 saatlere, 3-5 günlere bağlamayacağız.
Bunu da ilk söylemimiz olarak parti anlamında genel başkan olarak buradan ilan etmiş bulunayım sıcak gündem içinde. Ve şunu söyleyeyim, çok zor günlerden geçiyoruz evet, ama herkes hazırlıklı olsun. Bağımsız Türkiye Partisi asla geri durmadan tabiri caizse bomba gibi yoluna devam etmektedir. Ve inşallah Haydar hocamızın fikrini, Profesör Doktor Haydarbaş'ın fikirlerini Türkiye'de ve dünyada iktidar edeceğiz. Bunu buradan ilan etmiş bulunayım. Çok teşekkür ediyorum yayına bağladınız, fırsat verdiniz. Diğer bütün medya grup mensuplarına da buradan onları da seslenmiş olayım. Bizlere kulak versinler. Çünkü Türkiye'nin tek çıkış yolu bu siyasi yapılanmadadır Allah'ın izniyle. Ve biz bu çıkış yolunu, bu çıkış şifrelerini biliyoruz. Hayata geçireceğiz. Genel Başkanım, şeref verdiniz. Gerçekten çok mutlu ettiniz bizi. Çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıydı acaba? Son olarak şöyle söyleyelim, aslında ekleyeceğimiz bir şey kalmadı diyebiliriz. Ancak herkese hayırlı sahurlar dileyelim, hayırlı Ramazanlar dileyelim. Ve bizlerden haber beklemelerini söyleyelim. Biz çok güzel işler yapacağız ve tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımızla birlikte bunları yapacağız diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı sahurlar. Genel Başkanım, bizim de buna inancımız tamdır. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz.